الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Bilindiği üzere arkadaşlar, cuma akşamları hadis okuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sözlerinden oluşan, söylemiş olduğu sözlerden veyahut da yapmış olduğu fiiller hadis yani, veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görüp de seslenmediği şeyler. Bunların her hepsi sünnetine giriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Biz de cuma akşamları geçen haftalar itibarıyla İmam-ı Tirmizi'nin Şemailun Nebi diye bir kitabı vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin baştan sona yaratılışı, güzelliği, yemesi, içmesi, ibadeti, orucu, her şeyini anlatan 54-55 bölümlük bir kitaptan oluşan İmam-ı Tirmizi'nin Şemailun Nebi kitabını hayırlı yolculuğumuza çıkmadan önce bitirmiş gitmiştik. Bundan sonraki haftaları inşallah cuma akşamları İmam-ı Nevevi'nin Riyad-ı Salihin. Riyad bahçe demek. As-Salihin de salihlerin bahçesi demek arkadaşlar. Bundan sonraki haftalar inşallah bu kitaba başlayacağız. 656 bölümden oluşan, 656 bölümden oluşan bir kitap. İmam-ı Nevevi'nin Riyad-ı Salihin adlı kitabı. Fakat bu kitabımıza başlamadan önce inşallah Allah lütfederse İmam-ı Nevevi kim? Onun bir hayatını örgenek inşallah. Ondan belki de alacağımız dersler vardır. Onun ahlakından, edebinden, ibadetinden, taatından istifade edeceğimiz şeyler vardır. Allah-u Teala onun bereketini inşallah cümlemizin üzerine halk eylesin inşallah. İmam-ı Nevevi adı arkadaşlar, ismi Ebu Zekeriya Yahya bin Şeref en-Nevevi. Ebu Zekeriya Yahya bin Eşşeref en-Nevevi 631 Muharrem ayında Ekim 1233 yılında Suriye'nin güneyindeki Neva köyünde meydana geldi. Dünyaya geldi. Şeyh İmam en-Nevevi. Mübarek o kadar, biraz sonra okuyacak, o kadar ilim hayatıyla meşgul olmuş ki arkadaşlar 40 yaşında vefat etmiş. 40 yaşında vefat ediyor ve bıraktığı kitap kaç tane arkadaşlar biliyor musunuz? 42 tane kitap telif etmiş. 42 tane. Ve bunun bu mübareğin 42 tane kitap tarif ederken zaten 19-20 senelik bir bölümü ilim öğrenmeyle geçmiş. İlim öğrenmeyle geçmiş. Sadece yaşadığı 20 senelik bir hayat, 20 senelik bir hayatta İslam adına, İslam eserleri adına bütün alimlerin ittifak ettiği kitaplar bırakmış. Allah-u Teala o mübarekler yazmış. Bizlere de okumayı, amel etmeyi nasip eylesin inşallah. İlimle uğraşmadan arkadaşlar, ilimle iştigal etmeden, ders vermeden, ders almadan, ders öğrenmeden hiç evlenmeye fırsat bulamamış mübarek. Lakabı ise arkadaşlar, lakabı ise Muhyiddin. Sonraki alimler kendisine bu lakabı vermişler. Çünkü tam ümmetin bozulma, ümmetin çok sıkıntılı olduğu bir dönemde, Moğol istilasının her taraftan yayıldığı bir dönemde mübarek böyle kitaplar telif ederek İslam adına çok büyük işler yaptığından dolayı dini ihya eden Muhyiddin, dini tekrar ihya eden diye o mübareğe öyle bir isim takmışlar. Ondan sonra gelen alimler. 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Arkadaşlar 10 yaşındayken. Allah-u Teala inşallah cümlemizin evlatlarına da nasip eyleye inşallah. 18 yaşına kadar memleketi köyünde Neva'da, yani ne kadar orada alim varsa, kim varsa onlardan istifade ediyor. 18 yaşına kadar.
Allahu Teala nasip etti. Bu fakir gittik elhamdülillah mezarını ziyaret ettik. Nevada Allahu Teala inşallah hep beraber tekrar gitmeyi, ziyaret etmeyi nasip eyleye bizlere. 18 yaşındayken arkadaşlar, 18 yaşındayken babası onu Şam'a getirerek Ravahiye medresesine yerleştiriyor. 18 yaşında. O medrese ki talebe ilim öğrenen arkadaşlar, talebeler, öğrenciler iyi dinleyin. Öyle bir sıkıntı ki arkadaşlar, günde sadece bir ekmek verilen bir medrese. Başka ekmek yok. Bir ekmek veriliyor. Ondan gün boyu idare ediliyor. Şimdi elhamdülillah, yani Allahu Teala bizi bes verdiği nimetleri almakla imtihan eylemiyor arkadaşlar. Yani üç öğün yiyoruz elhamdülillah. Daha yetmiyor, dört öğün yiyoruz. Tatlısı, meyvesi, her şeyi çeşit çeşit. Padişahların bile eline geçmemiş bizim yediklerimiz, bizim içtiklerimiz, bizim bindiklerimiz, bizim giydiklerimiz ya. Allahu Teala ne nimet içinde yaratmış. Bes kurban olduğum Allah'ın bizlere verdiği nimetleri almakla imtihan eylemeye. Şükrünü de hakkıyla eda eden kullarından eyleye inşallah. 18 yaşında o Revahiye medresesine gittiği zaman arkadaşlar, Şafii mezhebinde iki tane kitap olan bir 166 sayfalık Et-Tenbih adlı kitabı 4 ayda ezberliyor, 166 sayfalık. 257 sayfalıkta El-Muhezzib'in ibadet bölümünde geri kalan 8 ayda ezber. Şafii mezhebinde muteber kitaplar. Sonra bu kitaplara ilim sahibi olduğu zaman arkadaşlar, Hikmet-i İlahi bu kitaplara şerh yazıyor mübarek. Küçük yaşta, 18 yaşında ezberlediği kitaplara 30-35 yaşlarında, 40 yaşlarında vefat etmeden bu kitaplara şerh yazıyor. İlme o kadar iştiyakı var, o kadar isteği var, o kadar arzusu var ki 2 yıl boyunca arkadaşlar ilim öğrendi. 2 yıl boyunca hiçbir zaman uzanıp yatmamış. Hiçbir zaman uzanıp yatmamış. Uykusu geldiği zaman kitaplara biraz başını kurmuş. Ondan sonra kalkarmış. Bu mübarek böyle hayatına bakınca rahmetli Erol Hoca aklıma geldi. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin inşallah. Rabbim bizleri de sizleri de şefaatine nail eylesin. Çok salih bir insan hakikaten. Böyle biraz yorulduğu zaman, o da derste ilimle uğraşmayı çok severdi. Böyle biraz yorulduğu zaman hafız derdi, hemen gözüne uzanırdı arkadaşlar. Gözünü şöyle bir kapatırdı. 3 dakika yatar, uykumu aldım derdi. Hemen mübarek. Allah rahmet eylesin. Hakikaten çok ilme çok emek veren bir insandır. O mübarekti işte, uykusu geldiği zaman arkadaşlar, kitaplara 2 dakika, 5 dakika veya da yarım saat şöyle başını kor, uyurmuş, ondan sonra geri kalkar ilme devam edermiş. İlim öğrenmek isteyenler, ilim öğreneceğim, alim olacağım diyen kardeşlerim iyi dinlesin. Yani ilk önce zahmet olacak ki, ilk önce zahmet çekecek ki sonra rahmet ola. Hiç zahmet olmadan rahmet olur mu arkadaşlar? Hatta hocalarının yanına gidip gelirken bileme, yani o kadar ilme değer veriyor, o kadar önem veriyor ki arkadaşlar, bir hocasının yanına gidip gelirken arada bile mi hiç vakit kaybetmiyor. O arada dersini tekrar ediyor. Ya o dersimi aldım şimdi, hele kapatayım, eve varınca veyahut da odama varınca iştigal ederim, ondan uğraşırım dediği yok. Bu arada yolda bile mi ne yapıyor? Bu ilmini tekrar ediyor. İlme o kadar değer veriyor ki mübarek ilimle ilgili şu sözü söylüyor arkadaşlar. İlimle uğraşmak, Allah rızasını kazanmak için tutulan en güzel yol ve en üstün ibadettir. İlim tahsili, nafile oruçtan, nafile namaz kılmaktan ve zikirle zikir yapmaktan daha faziletlidir. Her gün, nerede bizim hafızlar iyi dinlesinler veya bizim yukarıda medresede okuyan talebeler bir iki ders okuyunca işte Antep'i fethettik diyorlar. Ya bugün İnci Hocam'dan okuttuk veya bugün Ahmet Hocam'dan okuduk. Tamam yeter, bir kitap, iki kitap. İmam-ı Nevevi arkadaşlar günde 12 kitap 12 hocadan okurmuş. İmam-ı Nevevi, yani İmam-ı Nevevi'nin yolunu tutmak, ben alim olmak isteyen diyen kardeşlerimiz de ilimden hiçbir zaman usanmayacaktır.
İlimde usanma olmaz. Sen ilmi bıraktığın zaman o seni senden daha çabuk bırakır. Sen ilmi 3 gün bıraktığın zaman o seni 30 gün bırakır. Onun için devamlı Allah, ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minel mehdi ile leh demiş ya, ilimle uğraşmak doğum mezardan, yani doğuştan beşikten mezara kadar hiç durmadan. Aldı mı, almayı bitirdim bir sefer vermeye başlayacak. Vermeyi bitirdim bir sefer verecek insanları bir araya getirecek. Medreseler kuracak, medreseler açacak, ilim tahsil edecek, yerler açacak. Bu şekilde ilim ta ki mezara kadar devam edecek. Hadis ilminde tabi İmam-ı Nevevi'nin en meşhur alanları hadis ve Şafii fıkhı. En meşhur alanı Şafii hadis ve hadis ve usulü hadis, Şafii fıkhı arkadaşlar. Hadis alanında Kütüb-i Sitte, Kütüb-i Sitte'nin her hepsini okumuş. Bugün belki bizim evlerimizde bile yoktur ya. Nasıl Kur'an-ı Kerim varsa her Müslümanın evinde de Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap olan Kütüb-i Sitte, yani 6 tane kitap, Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace bulunması gerekir. Bukhari'den sonra, Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap diye, kitaplar diye Ehl-i Sünnet alimleri saymışlar. Hele Bukhari ve Müslim'de hiç zayıf yoktur diye ihtilaf etmişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan sözlerdir. Hiç zayıf yoktur diye ittifak etmişler arkadaşlar. Muvatta İmam Ahmed'in müsnedini, Darimi'yi, Ebu Ya'la'nın müsnedinin her hepsini okumuş arkadaşlar. İmam-ı Nevevi. Yani bu kadar okuma ile beraber dediğimiz gibi 20 senelik bir dönemde de 42 tane kitap bırak. O da sadece cilt değil ha, bir cilt değil yani. Şu Riyaz-ı Salihin bir cilt ama İmam Müslim'in üzerine arkadaşlar bir 10 ciltlik bir şerh yapmış. İmam Müslim'in üzerine 10 ciltlik bir şerh. Yani bir insan okusa bileme, ya günlük okusa bileme en azından 2-3 sene sığacak bir kitabı İmam-ı Nevevi ne yapmış arkadaşlar? Bir Ömer sığdırmış. Devamlı çalışmalarından dolayı ormuş olduğu medresede parmakla gösterilen bir talebe olmuş İmam-ı Nevevi. Hocaları ise, ilim aldığı hocaları ise arkadaşlar demiş ki mübarek, hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani hadis ilmini göstererek bu sizin ne dininiz? Fanzuru ammen ta'hudun diye. Kimden aldığınıza, kimden öğrendiğinize iyi bakın. Kişi dinini kimden öğrenecek? Kimden öğrendiğine iyi bakacak. Televizyona çıkan hocalardan, yalan yanlış söyleyen hocalardan öğrenirse dini şaşırır işte. Kimisi çıkar der ki kader yoktur. Kimisi çıkar der ki namaz yoktur. Dinini bunlardan öğrenirse Allah muhafaza eylesin imansız gider ya. Onun için dinini kimden aldığına iyi bakacak. Hocası kimse ona iyi bakacak. Ondan dolayı İmam-ı Nevevi demiş ki bir kimsenin hocaları onun dinde babalarıdır demiş. Bir kimsenin hocaları onun dinde babalarıdır. Allah ile irtibatını sağlayan vasıtalarıdır. Senin hocan sana Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin şeyhimizden, Hasan hocamızdan. O bize güzel bir akide öğretti. Güzel bir akide öğretti. Sahabenin bütün her hepsini, ihtilafsız şartsız bütün sahabeyi sevmeyi öğretti. Hiçbir sahabenin hakkında ileri geri konuşmamayı öğretti. İşte bir kişinin ders öğrenmiş olduğu hocası da dinde babaları yeridir. Allah-u Teala ile kendisini ulaştıran bir vasıtadır. Yani. Vasıta bozuk olursa, araba bozuk olursa gideceğiniz yola ne kadar gidebilirsiniz? Arabanın tekeri patlak olursa ne kadar gidebilirsiniz? Hadis alanındaki hocalar arkadaşlar, Ziya bin Ettemam el-Hanefi, Ebu İshak el-Vasıti, Sahih-i Müslüm okumuş ondan mübarek İmam-ı Nevevi, İbrahim bin Musa el-Muradi, el-Endülusi, yaşadığı devirdeki benzeri görmediğim dediği alimlerden biriymiş. Mübarek Bukhari ve Müslüm okumuş ondan. Ebu'l-Ferac el-Muhaddis. Ebu'l-Ferac en büyük hocası diye söylediği bir mübarek. Fıkıh alanında okuduğu hocalar ise İshak bin Ahmed el-Mağribi,
ilk ve en çok faydalandığım hocam demiş mübarek. İmam-ı Nevevi. Şam müftüsü el-Makdisi, Ebu'l-Hasan el-İrbili, Şafii fıkhının en önde gelen alimi, o zaman da ondan istifade etmiş. Ebu'l-Fetih el-Tiflisi, usulü fıkı okuduğu hocası. Talebeleri ise arkadaşlar, en meşhur talebeleri tabi İbnül Attar el-Dimişki, ömrünün son 6 yılında sadece İmam-ı Nevevi'ye hizmet etmiş. İbnül Attar ve mübareğe o kadar hizmet ettiğinden dolayı Muhtasar el-Nevevi demiştir. Nevevi'nin muhtasarı, yani kısaldılmışı. 6 yıl boyunca mübareğe hizmet etmiş. Yaşadığı dönemde, ilmi iştigal ettiği dönem, ilmin yaşadığı dönemde İbn-i Salah ve İmam-ı Nevevi hadis alanında çok büyük bir gayret etmişler arkadaşlar. Kendisinden sonraki dönemde Zehebi, ondan sonraki dönemde İbn-i Hacer el-Asqalani hadis ilminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis alanına çok büyük hizmetler etmiştir. İmam-ı Zehebi İmam-ı Nevevi için demiş ki hadis alimlerinin efendisidir demiş. İmam-ı Nevevi. Aynı zamanda hadis hafızı. Sadece Kur'an-ı Kerim hafızı değil, hadis hafızı. Yani bunun belli bir sayısı var. Kimilerine göre 100 binden fazla hadis ezberleyen kişi. Hadis hafızı deniyor. Döneminde Şafii mezhebinin en büyük alimi. O dönemde Şafii mezhebinin en büyük alimi. Hatta öyle kitaplar okumuşlar ki arkadaşlar, İmam-ı Gazali'nin El-Vasıt diye bir Hanefi Şafii mezhebinde bir kitabı var. Onunla ilgili kendisiyle tartışmaya girmişler. Ya işte şu şöyledir, bu böyledir. O mübarek de demiş ki benimle El-Vasıt'ı ile ilgili tartışmaya girmeyin. Çünkü ben o kitabı 400 sefer okudum demiş arkadaşlar. Allah için, yani biz kendi dinimizin kitabını bile acaba 4 sefer bitirebildik mi ömrümüz boyunca? 4 sefer hatim edebildik mi? Kendi alanımızda bir ilmi halimizi, namazımızı, abdestimizi, orucumuzu örgenebileceğimiz bir kitabı yani bir sefer bitirebildik. Halbuki bir Müslüman fıkhını çok iyi bilmesi gerek. Fıkıh olmazsa namaz olmaz arkadaşlar. Fıkıh dinde o kadar önemli ki kişinin nasıl abdest alacağını, namazın nasıl olacağını, ne zaman bozulacağını, ne şekilde bozulacağını, bunların her hepsini öğreten bir alandır ya. Ömrünün sonuna kadar arkadaşlar Şam'da Eşrefiye dershanesine şeyhliğini yapmış, vefatına kadar bu göreve devam etmiş. Eşrefiye medresesi. Hatta ömrünün son anında o dönemlerde bütün alimlerin hemen hemen devlet ricaliyle hep sıkıntısı olmuş. Devlet ricaliyle, İmam-ı Azamlar olsun, İmam Bukhariler olsun, hep sıkıntılar olmuş. Devlet ricali demiş ki benim dediğime göre fetva ver. Alimler demişler ki senin dediğine göre fetva yok, İslam'a göre fetva var. Hep böyle bir sıkıntı olmuş. Hatta o birinci Baybars'la böyle bir sıkıntı olunca, tabi aynı büyüklerin hemen hemen hayat metotlarına baktığınız zaman aynı arkadaşlar. Halkla yukarı devlet alamı arasında bir ara buluculuk görevi görme. Bunların sıkıntılarını onlara iletme. Böyle bir dönemde 1. Baybars da tabi Moğollar saldırınca halka bir sefer daha fazla yardımı toplamasını, daha fazla vergi vermesini söyleyince İmam Nevevi de ona mektup yazıyor. Diyor ki halk zaten sıkıntılı dönemde. Yani bunlardan en azından biraz azalt, bu kadar üstlerden gelme dediği zaman tabi bazı da fetvalar da isteyince İmam-ı Nevevi vermiyor. Hatta bir iki sefer böyle karşı karşıya geliyorlar. İmam-ı Nevevi ben vermem dediği zaman fetvayı yanından, huzurundan ayrılınca diyorlar ki efendim bu adam itiraz ediyor. 1. Baybars'a etrafındaki şeyler, bu adam itiraz ediyor. Niye bunun ölüm fermanını vermiyorsunuz? Diyor ki arkadaşlar vermek istedim. Her ne zaman diyor bir vermek istesem diyor önüme bir aslan gelip ağzını açıp duruyor.
bir türlü ölüm emrini veremiyorum diyor. İmam-ı Nevevi. Görünüşü ise arkadaşlar, İmam-ı Nevevi nasıl bir insanmış? Orta boylu, kara yağız bir insan, sıkı ve siyah sakallı, orta boylu, ciddi yüzlü, sade bir giyinişi olan. Sade bir giyinişi. Hatta bazıları öyle giyinirmişler ki, yani sen yolda giden sen neden herhalde Neva'nın köylerinden bir adam gelip memlekete diye görürlermiş. O kadar sade, kendi halinde bir şekilde giyinirmiş. Günde bir sefer yemek yiyormuş arkadaşlar. İlim talebeleri şikayetsinen, yemekten, açtan şikayetsinen talebeler. İmam-ı Nevevi günde bir sefer yemek yermiş. Çok az uyur. Hatta salatalığı bile mi arkadaşlar? Bizim yediğimiz salatalı hıyar yok mu? Onu bile mi beni mayıştırır diye, uykumu getirir diye onu bile yemezmiş mübarek. Dersimden, ilimden geri kalmayayım. O görev yaptığı medresede, Eşrefiye Medresesi'nde kendisine aylık verilirken arkadaşlar, aylığı hiç almaz. Verilen aylığı gider kitap alırmış. Onu da geri medreseye mübarek vakfedermiş. Bazı alimler onunla ilgili, onun hakkında demişler ki, İmam-ı Nevevi'nin yaşantısı tam bir sahabe ve tabi'in yaşantısı gibiydi. Hiç fazlası aşırısı yoktu. Mübarek 24 Recep 676, 22 Aralık 1277 Çarşamba günü seher vaktinde Allah-u Teala'ya kavuşuyor arkadaşlar. Tabi bazı insanlara, büyük insanlara bu iş tecelli olur vefatıyla ilgili. O mübareğe de tecelli olmuş ki son döneminde bütün gitmiş hocalarının kabirlerini ziyaret etmiş. İşte helallik almış kişilerden. Ölmeden önce kitaplarının her hepsini vakfetmiş. Vakfetmiş. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Şeyhim rahmetli de vakfettiydi ama inşallah gasp eden arkadaşlara Rabbim hidayet nasip eyleye. O vakfın kitaplarını geri getireler inşallah. Biz onların her hepsine vakfın malıdır diye mühürlemiştik. Fakat inşallah Rabbim onlara hidayet nasip eyle de getireler inşallah. Bütün ziyaretlerini yaptıktan sonra köyüne dönüyor arkadaşlar. Köyünde seher vaktinde Allah-u Teala'nın huzuruna kavuşmuş oluyor. Hakkında birçok alimler demişler ki, Zehebi, İmam Zehebi demiş ki, zühd ve takvası sebebiyle Allah'ın ondan razı olduğu ve kendisinin cennetinde ağırlayacağını söylemiş. Bu kadar kesin konuşuyorlar. Eşibli ise onun şu üç özelliğinden dolayı dünyanın dört bir tarafından hep ziyaretine gelirler. Birincisi ilim ve görev sorumluluğu. İlime olan iştiyakından ve verilen görevi en güzel yapmasından dolayı. Dünyayı ve dünya menfaatlerine değer vermemesi, iyiliği emredip kötülükten insanları men etmesi. Bu üç özelliğinden dolayı İmam Şibli demiş ki, İmam Nevevi'yi herkes ziyarete gelir. Hakikaten mezarını da çok ziyaretten insanlar olurdu. Es-Subki Eşrefiye Medresesi'nde ders verirken onun ders verdiği yerde mübarek geceleri ibadet eder. Buraya İmam-ı Nevevi ayak bas diye yüzünü oraya çalarmış. Es-Subki. Hatta Es-Subki'nin babası bir gün bir yerde giderken arkadaşlar bakıyor ki bir yaşlı bir adamla karşılaşıyor. Bir yaşlı adamla diyor ki ben İmam-ı Nevevi'yi gördüm diyor o mübarek. O yaşlı bir adam. O mübarek de Es-Subki de Subki'nin babası da attan iniyor. Onun elini öpüyor, duasını alıyor. Sen İmam-ı Nevevi'yi görmüşsün diye. Sen İmam-ı Nevevi'yi görmüşsün diye onu da tekrar kendi atına bindirip beraber gidiyorlar. Hürmete, vefaya bakın. Allah-u Teala inşallah cümlemizin şefaatine nail eyleye. Eserleri ise arkadaşlar dediğimiz gibi mübarek 40 yaşında vefat ediyor. Zaten bunun 18-19 senesi ilimle, almayla meşgul olurken 20 senelik bir dönemde 42 tane eser bırakıyor. En önemli eserlerinden bir tanesi dediğimiz gibi inşallah önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağımız Riyaz-ı Salihin, Salihlerin Bahçesi. Dediğimiz gibi 656 bölümden oluşan
içinde hayra teşvik, şerden kaçırma, edeplerle ilgili ne alanda isterseniz Buhari, Müslüm, Kütüb-ü Sitte, İmam Malik, Muvatta, İmam Malik'in Muvattası ile ilgili ağırlık olarak bütün hadis, sahih hadis kitaplarından seçmiş olduğu bölümler, hadisler var. Yani bütün her konuyla ilgili hadisler var. Diğer El-Minhaç, Minhaç var. Müslüm'ün üzerine şerhi arkadaşlar. Dediğimiz gibi El-Ezkar, Ezkar kitabı var. Bütün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 24 saat boyunca her de hangi vakitte, nerede, nasıl, ne şekilde yapmış olduğu zikirlere ayrılır. Kalın bir kitap. Allah rahmet eylesin. Erol Hoca bize Şam'da okutmuştu. İrşad Tullab-ül Hakaik, usul-ü hadisle ilgili hakikaten usul-ü hadis alanında en zor kitaplardan bir tanesi. El-Erba'in Nebeviyye 40 hadis dediğimiz İmam-ı Nebevi'nin 40 tane hadisi. 42 tane de fakat 40 hadis diye anılmış. Fıkıhla ilgili ise yani eserleri ise arkadaşlar Ravdatut Talimin ve Umdetul Muttakin diye fıkıh alanında Minhaç kitabı var ve diğer bir kitabı ise Ettibyan fi Adab Hamletul Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in taşıma edepleriyle ilgili kitaplar var. Allah-u Teala inşallah şu ezanlar hürmetine, İmam-ı Nebevilerin hürmetine inşallah devletimize, milletimize birlik ve beraberlik vere. Devletimizi, milletimizi muhafaza ede inşallah. Rabbim bizi gördüğümüz günden geri koymaya, verdiği nimetleri almakla imtihan eylemeye inşallah. Ümmet-i Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin selameti için, Ümmet Muhammed'in hastalarının şifa bulması niyetiyle El-Fatiha'tu ma'as-salavat.